Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Serimizin ismi neydi? AYT tarihte çıkması muhtemel soru tipleri. Sloganımız ne? Sloganımız Ali Hoca ile başaracağız değerli arkadaşlarım. Ali Hoca'nıza güvenin. Ali Hoca'nızla birlikte bol bol soru çözün. Bu işin üstesinden geleceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Son soru yine sizde. Hazırsanız sizler için hazırladığım 14. denemeye geçiyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz. Şimdi biraz klasik olsun dedim değerli arkadaşlarım. Arka planı bu sefer biraz daha klasikleşmiş olarak seçtim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde zamana göre sınıflandırma yapılmıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım, iki gözümün çiçekleri zamana göre sınıflandırmayı bize istemiş. Şimdi burada bizim 4 tane kelimeyi bilmemiz lazım. Zamana göre tarihi bilmemiz için. Anahtar kelimeleri veriyorum. Bunlar çağ, yüzyıl, devir ve dönemdir değerli arkadaşlar. Biz bu anahtar kelimelerle zamana göre tarihe ulaşacağız değerli arkadaşlarım. Bakalım şıklarda bunlardan biri var mı? Anadolu tarihi. Bakın bir yer belirttiği için mekana göre tarihtir. Orta Asya'da sözlü hukuk. Hem mekan var hem konu var. Bunu da geç. Avrupa, mekan. Mezopotamya, mekan, konu. Orta çağ. Ben size neyi vermişim? Çağı vermişim zaten. Yüzyılı vermişim. Devri vermişim, dönemi vermişim. Buna göre git cevaba ulaş. Cevabımız E şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Tarihin sınıflandırılması karşımıza çıkıyor. Dikkat. İkinci sorumuz. Yine güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplum yapısının birimlerinden biri değildir? Şimdi sırasıyla ben sizler için şık şık gideceğim. Oguş, aile. Uruk, sülale. Boy, kabile. Bodum, millet. En son il, devlet demektir değerli arkadaşlarım. Ancak Tudum, eski Türklerde vergi memuruna verilen isimdir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ne demekmiş bu Tudum? Vergi memuruna verilen isimdir. Ya da vergi tahsildarına verilen isimdir. Sırasıyla hatırlıyoruz. Oguş, Uruk, Boy, Bodun ve Millet. Bilmen lazım beşini. Üçüncü sorumuz. Dikkat edelim. Pat diye atlamayalım. Atlamayalım. Bazı öğrenciler şöyle çözüyordur. Kızı çiğniyor ya da bir şeyler yiyor. Bu soru çok basit ya. Hemen çözeyim. Sonra benim cevabı görüyorlar. Sakı yemek böyle kalıyor. Balon sakızı balon yaparken ağzında böyle kalıyor. Sonra da yanlış olduğunu görüyor. Neyden dolayı? Pat diye atladığı için. Pat diye atlamayacaksın. Soru köküne dikkat edeceksin. Senden ne istediğini bileceksin. Müslümanlar aşağıdaki olayların hangisi sonrasında kesin olarak Sünni ve Şii mezheplerine ayrılmıştır? Bizde ne istemiş? Kısaca ne istemiş? Kesin ayrılığı istemiş. Tamam. Cemer olayı. Sebep neydi hocam? Cemer olayının sebebi Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir Hazreti Osman'ın katilinin arınması için Hazreti Ali'ye baskı yapıyorlar. Bu savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Hakem. Sıffin savaşından sonra hakeme başvuruluyor ama Muaviye burada da hileye başvuruyor. Sıffin, Şam valisi Muaviye ile Hazreti Ali arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaşı Hazreti Ali kazanacakken Muaviye taraftarları mızrak uçlarına Kur'an yapraklarını takarak savaşın yarıda kesilmesine olanak sağlayacaklardır. Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle ilk ayrılıklar başladı. Anlaştık mı? Ancak Kerbela kesin ayrılıklara sebep olmuştur. Biliyorsunuz ki Hazreti Hüseyin Yezid ve beraberindekilerin kötü faaliyetleri sonucu şehit ediliyor değerli arkadaşlarım. İmam Hüseyin'i burada Kerbela mevkisinde şehit ediyorlar. Ondan sonra Sünni ve Şii mezheplerine ayrılıyor Müslümanlar değerli arkadaşlarım. Bakın bu günümüzde de bu çatışmalar hala devam etmekte. Tarihi vereyim mi sizlere? Çok şaşıracaksınız. Bakın tarih 680 değerli arkadaşlarım. Kaç yılındayız? 2023 yılındayız. Hala da bu çatışma var. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Yani İslam dünyası çok ama çok zengindi değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi değil. Çok çok zengindi. Müslümanlar zirveyi yaşıyordu resmen. Ama ne olduysa Avrupalılar hepsini tek tek aldılar. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti'nde ülke topraklarının kayıt defterlerini tutan has ve iddialara ait kararları düzenleyen divan aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer denemede biraz zorladım sizleri. Cevabımız divan-ı pervaneci olacaktır.
Divan-ı inşa ne yapıyor? Yazı işlerine bakıyor değerli arkadaşlar. Divan-ı arz ordu işlerine bakıyor. Divan-ı saltanat divan-ı aladır. Yüce divandır, büyük divandır değerli arkadaşlarım. Tüm işler burada görüşülür. Divan-ı işraf ne yapıyor? Teftiş ediyor değerli arkadaşlarım. Zaten onların başındaki kişi müşriftir. Cevabımız divan-ı pervane olacaktır. Toprak kayıtlarını bu divan tutuyor. Beşinci sorumuz. Hadi bakalım. Eminim ki, eminim, ben eminim öğrencilerim burada düşecek. İnşallah düşmeyiz. Hızlı okuma. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yapmış olduğu hazırlıklardan biri değildir? Bir tarafta Fatih Sultan Mehmet Han, yani 2. Mehmet. Diğer tarafta 11. Konstantin. Hazırlıkları bilmemiz lazım. Şimdi şahi toplarının döktürülmesi. Çizimini bizzat kendisi yapıyor. Macar Urban'a döktürüyor. Surları yıkabilecek tek toptur. Surları yıkamasın. Balkanları ordu yerleştiriyor. Anadolu Hisarı'nı bunu bırak, bunu bırak. Yürüyen kuleler yaptırıyor. Çanakkale Boğazı'na donanma yerleştiriyor. Hatta 400 parçalık donanma oluşturuyor. Canımın cananı. İki gözümün çiçeği. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Hisarı'nı mı yaptırdı? Hayır. Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Anadolu Hisarı'nı yaptıran Yıldırım Beyazıt'tır. Yanlış yapmadın değil mi? İnşallah yapmadın. Devam. Altıncı sorumuz. Şimdi sürekli uygarlık tarihi, Türk tarihi, Türk İslam ya da Osmanlı ya da inkılap olmaz. ÖSYM buradan da seçiyor değerli arkadaşlarım. Ortaçağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ Avrupa'sını da bilmemiz lazım. 1618-1648 arasında 2. Ferdinand tarafından Almanya'da başlatılan 30 yıl savaşları aşağıda verilen hangi antlaşma ile son bulmuştur? Augsburg 1555 yılında Katoliklerle Protestanlar arasında imzalanan antlaşmadır. Bunu geç. 16. yüzyıl bu. Bizden 17. yüzyıl istiyor. Vesfaliya. Cevabımız. Kusura bakmayın. Milano. İlk çağda hatırlıyoruz değil mi? Romalıların çıkardığı bir fermandır. Bu fermanla Hristiyanlık serbest bırakılıyor. Şimdi Paris Viyana. Değerli arkadaşlarım, Viyana Kongresi biliyorsunuz ki Avusturya, Rusya ve Prusya'nın katıldığı, hatta İngiltere'yi de ekleyelim, katıldığı kongredir. Bu kongredeki amaç neydi? Restorasyon dönemini başlatmaktı. Avusturya önderliğinde. Paris, Osmanlı'nın Avrupa devleti sayıldığı antlaşmadır. Tarihimiz 1856. Cevabımız Vesfaliye olacaktır. Şimdi bazı arkadaşlarım belki şeyi bilmeyecektir. Şimdi ÖSYM bunu vermeyebilir, şunu verebilir. Bak, şunu verebilir. Ben size yazılışını aynı şekilde şöyle yazacağım. Vesfaliya. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Yazı yazı değil, idare edin. Bakın, ÖSYM şunu vermese şunu verecek. Aynıdır, tamam mı? Vesfaliya diyoruz biz. Şimdi burada okunuşunu size vermiş direkt. Ben yazılışını sizler için böyle yazdım. Vesfaliya 30 yıl savaşlarını bitiren antlaşmadır. Devam edelim. Merak etmeyin değerli arkadaşlarım. Almanca var, İngilizce var, Fransızca her şey var. Siz rahat olun. Verilen nişanlardan hangilerinin 2. Mahmut zamanında çıktığı söylenebilir? Soru. Ya bu soruyu beğendim. Şahsen ben beğendim. Yanya Vadisi, Tepedelendi Ali Paşa isyanı. Ne zaman isyan etti? Rum isyanı sırasında. Rum isyanı biliyorsunuz ki 2. Mahmut döneminde çıktı. 1821. Mehmet Ali Paşa, bunu bilmeyen yoktur. Mısır sorunu. Kendisine valilikler verilmiyor. 2. Mahmut'a baş kaldırıyor. Kabakçı Mustafa 3. Selim döneminde isyan eden kişidir ve 3. Selim'in tahttan inmesine olanak sağlayan isyandır. Cevabımız D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. 1'de 2. Anlaştık mı? Kabakçı Mustafa isyanı Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyandır. 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ve Fransa ile ittifak girişiminde bulunmasında amaçlarından hangilerini hedeflediği savunulabilir? Bak. Bana bak, bana bak, bana. İnşallah yanlış yapmadım. Bana bak. Sen bu soruyu Osmanlı açısından değerlendireceksin, tamam mı? İngiltere ve Fransa açısından değerlendirmeyeceksin. Anladın değil mi? Osmanlı açısından değerlendir. Osmanlı neden İngiltere ve Fransa'ya yanaştı? Siyasi yalnızlıktan kurtulma. Doğrudur. Birazdan detaylı açıklamayı yapacağım. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak. Osmanlı ülkesi zaten ham madde ve pazar yeri. Osmanlı sömürgeci bir devlet değildir. Bunu kimler yapmak isteyecek? İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar yapmak isteyecek. Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak. Osmanlı sömürgeci bir devlet mi? Hayır. Bu yolların güvenliğini sağlamak İngiltere'ye düşüyor. Çünkü İngiltere Mısır'ı işgal etmişti. Cevabımız yalnız bir. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak için ilk önce İngiltere ve Fransa'ya yanaşıyor. Ancak bu reddedilince
Almanya'ya yanaşıyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Dokuzuncu sorumuz. Güzel bir soru. Ben bunu TYT'de de bekliyorum. Birinci TBMM'nin faaliyetlerinden hangileri yeni bir devletin temelinin atıldığını gösterir? Bakın, her zaman öğrencilerime söylerim. Yeni bir devletin kurulabilmesi için bir, lidere ihtiyacı var. Lider olacak. İki, anayasa olacak. Üç, marşı olacak. Tamam. Lider, anayasa, marş. İstiklal Marşı. 12 Mart 1921. Aldık. Saltanat sistemi. Şimdi birinci TBMM saltanata son vermişse demek ki yeni bir devletin temelini atıyordur. Bu yorumu da yapabilirsiniz. 1921 Anayasası. Anayasa olmadan devlet zaten zordur. Cevabımız yaşık. Unutma söylediklerimi. 10. sorumuz. Son soru sizde olacak. Bu soru değil. Son soru sizde. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz değil mi canlarım? Okları çekelim. Okları çekelim hemen. Okları çekelim. Şimdi ilke ve inkılaplar. Atatürk'ün sözleri laiklik, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilişkisi bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Gaye sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanüdü yani sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Ha, burada eşitlikten bahsetti mi? Bahsetti. Eşitlik bizi neye götürür? Halkçılığı anahtar kelimeleri hatırlıyoruz. Ele, ele, ele. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milli egemenlik kavramı bizi neye götürür? Cumhuriyetçiliğe götürür. Cevaba ulaştık. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Laiklik değerli arkadaşlar. Burada bilirsin. Abone olmayı unutma. Senin için hazırladığım soru. Soru sende. Birinci TBMM'nin çıkardığı ilk kanun hangisidir? İpucu vermeyeceğim. Bana öyle bakmayın. Sizleri yorumda görmek istiyorum. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.